Sevdiğini kimse kaybetmek istemez. Ona sarılmak ister. Onu koklamak ister. Onun kokusunu kendi montunun, kendi kazağının, kendi tişörtünün üstüne sindirmek ister. Seven insan gerçekten kalbini öyle bir yere koyar ki dünyadaki bütün insanlar o kalbe ulaşmak istese bile ulaşamaz. Seven insan böyledir be. Seven insan bekler. Seven insan gitmez. Gitse bile bir gün gelir. Çünkü kalbi hala o bıraktığı yerdedir. Sevmek nedir biliyor musun sen? Sevmek bir insanın gözlerine baktığında, yani sevdiğinin gözlerine baktığında gözlerinin onda kalmasıdır. Sevmek kalbinin uzun süre çarpıntılara kapılmasıdır. Sevmek gözlerinin yanmasıdır. Neden? Çünkü uykusuz kalmaktır. Gece uyumayıp onunla saatlerce konuşmaktır. Sırf onun ses tonu benim ruhumda yayılsın diye sevmek uykusuz kalmaktır. Sevmek şiirler yazmaktır. Sevmek satırlara sığdıramayacağın duyguları içinde barındırmaktır. Sevmek nedir biliyor musun? Sonu acı olan bir şeydir. Öyle bir acıdır ki bu sevmek, canın yanar. Canın yanar. Sevmek böyledir. Kurşundan daha acıdır. Sevmek. Oktan daha sivridir. Düşünürsün ama delirirsin. Sevmek akıllı işi değil. Giden gelmiyor. Gelmiyor. Neden gitti diye kendine sorduğunda gelmeyecek cevabını bildiğin halde bekliyorsun. Sevmek budur lan. Sevmek gerçekten budur. Sevmek her kelimeni özenle seçmektir. Her cümleni özenle seçmektir. Sırf onu kaybedeceğim diye hayatından vazgeçmek, ona adamaktır lan kendini sevmek. Sevmek, ya sevmek işte böyle. Sevmek, hastanedeki doktorların derman olamayacağı bir duygu. Sevmek öyle bir duygudur ki dünyanın en iyi doktorunu ayaklarımıza getirseler iyileşemeyeceğimiz bir duygudur. Sevmek öyle bir duygudur ki dünyayı bize verseler sevdiğimizi kaybetmeyiz diyebileceğimiz bir duygudur. Sevmek ne parayla olur, ne mal mülkle olur, ne de şan şöhret tiple. Sevmek nerededir biliyor musun? Sevmek burada. Kalpten seveceksin. Bir insanı sadece tipi için, bir insanı sadece parası için, bir insanı sadece arabası için, bir insanı sadece malı mülkü için sevmeyeceksin. Sen zaten o zaman sevmiş olmuyorsun ki. Sevdiğini zannediyorsun. Ya para biterse, ya mal mülk giderse, araba hacize giderse, ya suratı yanarsa, ne yapacaksın? Sevmek öyle bir duygudur ki eşin eğer yatalak düştüyse affedersin ama onun altından pisliğini temizleyebilmektir. Ona kurban olmaktır. Ona ömür biçmektir. Sevmek bir nevi terzi olmaktır. Kendini ona dikmektir. Sevginin en güzel kıyafeti de nedir biliyor musun? Sevginin rengi yoktur. Sevginin de en güzel kıyafeti yan yana durabilmektir. Sevgi budur, sevgi budur.